Gizli malzeme diye bir şey yok. Güç senin içinde. Kung Fu Panda, çocukluğumuzun en gözde animasyon filmlerinden. Birçoğumuz Panda Po'nun macerasını heyecanla izlerken bir diğer çoğumuz da bu hikaye sayesinde birçok şey öğrendik. Peki nasıl oldu da bir animasyon filmi bize bu kadar şey öğretebildi? Everybody was kung fu. Kung Fu Panda. Şişko bir panda olan Po, umutsuz bir şekilde kung fu hayranıdır. Ancak ailesinin noodle dükkanında çalışmaktadır. Bir gün bir tesadüf eseri Po, efsanevi bir savaşçı olan ejderha savaşçısı olarak seçilir. Ancak Po'nun becerileri oldukça sınırlıdır ve diğer kung fu ustaları ona pek de inanmaz. Po, savaşın eşiğindeki büyük tehlike Tai Long'a karşı gerçek bir kung fu savaşçısı olmaya çalışırken kendini keşfeder. Film boyunca Usta Oogway dışında kimse Po'nun ejderha savaşçısı olabileceğine inanmaz. Çünkü Po eğitimsizdir ve diğerlerinin belirlediği kalıplara uymaz. Usta Shifu film başlarında Po'ya sürekli olarak onun bu göreve uygun olmadığını söyler. Ancak Po hiçbir şekilde pes etmez. Çünkü o hayallerinin peşinde oldukça kararlı ve inatçıdır. Tabi bu sırada Shifu'nun çocukluktan beri yetiştirdiği ancak sonunda Oogway tarafından reddedilip içindeki kötülük açığa çıkan Tai Long hapisten kaçarak ejderha savaşçısıyla karşılaşmak için yola çıkar. Shifu'nun Po'ya olmayan inancı ve Usta Oogway'i de kaybetmesi nedeniyle elleri kolları bağlı kalmıştır. Öfkeli beşli Tai Long'u durdurmak için harekete geçer. Tam bu sırada Usta Shifu tüm algılarını yıkıp umutlarını yeniden yeşertecek bir farkındalık yaşar. Bir gün Shifu mutfağa doğru yönelirken Po'nun akrobatik hareketlerle mutfakta yemek yediğini fark eder. Bu durum Shifu'nun Po'ya karşı olan tüm ön yargısını yıkar ve onun nasıl eğitileceğini anlamasını sağlar. Shifu'nun baştaki en büyük hatası Po'yu diğerleri gibi eğiteceğini düşünmesidir. Yıllardır alışılan sistem ve disiplin öfkeli beşlinin diğer üyelerinde işe yarıyorsa Po için durum tam tersidir. Po hayatı boyunca umudu hiç tükenmeyen, hayalleri olan ve olayın tekniğinden çok dramatik yönüne tutkulu bir kişiydi. Babası tarafından sevgiyle büyütülmüş, sevgiye alışmış ve tutkulu yönleri gelişmiş biriydi. Hikayenin devamında Shifu, Kung Fu'nun doğduğu yer olan bir dağ kenarında Po'yu yeni bir teknikle eğitmeye başlar. Bu teknik Po'nun en büyük zaafı yemektir. Yemeği yemesi için onu hak etmesi gerektiğini inatla kamçılar. Po birçok konuda pes etmeye meyilli olsa da yemek konusunda asla pes etmeyecektir. Po antrenmanını başarıyla tamamlayarak Shifu ile birlikte mabede geri dönmüştür. Ancak öfkeli beşli büyük bir yenilgiyle geri döner. Bu sırada Shifu başlarda hiç inancı olmadığı Po'ya Tai Long ile dövüşebileceğini söyler. Po buna ilk başta korkuyla yaklaşsa da Shifu ejderha tomarını vereceğini açıklar. Ancak tomarı hızla açtıklarında içinde sadece bakan kişiyi yansıtan bir kaplama olduğunu fark ederler ve büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Sonuç olarak Shifu Tai Long ile kendi savaşacağını söyler ve diğerlerine köy halkını uzaklaştırmalarını emreder. Tai Long ve Shifu sonunda karşılaşıp büyük bir kavgaya girişirler. Savaşın sonunda Shifu yerlerde sürünürken Tai Long maalesef ki haklı olarak onu suçlamaktadır. Çünkü Shifu Tai Long'u küçüklüğünden beri sadece kendi istediği gibi birisi olması için yetiştirmiştir. Ona ne istediğini sormak yerine disiplinle çalıştırmış ve kafasını ejderha savaşçısı hayalleriyle doldurmuştur. Tai Long hayatı boyunca bu hedef için çalışıp sonunda reddedildiğinde yaptığı her şeyin boşa gittiğini anlamış ve büyük bir öfkeye kapılmıştır. Yani Tai Long Shifu'nun eseridir. Bu sırada Po babasını hep merak ettiği ve çorbasını mükemmel yapan gizli malzeme hakkında sorular sorar. Babası ise ona gizli malzemenin aslında olmadığını, sadece gizli olduğuna inanması gerektiğini söyler. Bu söz Po'nun aydınlanmasına neden olur. Hemen mabede koşarak Tai Long ile karşılaşmaya başlar. Tai Long savaş sırasında Po'yu şişman bir panda olarak küçümseyerek karşılar. Ancak bilmediği bir gerçek vardır. Po bir ejderha savaşçısıdır. Buradaki temel detay Po'nun dramatik girişlerden ve havalı hareketlerden keyif almasıdır. Tai Long Po ile ciddi bir şekilde dövüşerek amacına ulaşmaya çalışırken Po tam tersine onu durdururken eğlenmeyi asla bırakmaz. Bu yaklaşım Po'ya tutkusunu yaşama ve savaşın zorluklarına rağmen zevk alabilme fırsatı verir. Savaşın sonunda Tai Long ejderha tomarına sahip olur. Ancak tomara baktığında içinde hiçbir şey görememektedir. Tam o sırada Po aslında filmin ana mesajlarından biri olan şu sözleri söyler. There is no secret ingredient. It's just you. Po savaşı kazanmıştır.
ve ejderha savaşçısı olarak herkese huzur getirmiştir. Algıları değiştirmiş ve gücün içimizden gelen bir şey olduğunu, tutkuya odaklanmanın önemini bize öğretmiştir. Başta Po'nun tesadüfi bir şekilde ejderha savaşçısı olduğunu size söylemiştim ya. There are no accidents.